2014-2019 yıllar arası Koca Sinan Belediye Meclis Üyeliği yapmaktayım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ben bütün programlarını belediyemizde elimizden geldiğince gündeme getirmeye çalıştık. Kayseri'nin eksikliklerini tabii ki doğal olarak biz anlattık. Olması gereken projelerde Adalet Kalkınma Partisi'nin yanında yer aldık. Biz bunlarla ilgili katkı da sağladık. Fakat yapılan görevlerin, hizmetlerin yeterli olmadığı yerde de bir şekliyle alternatif projelerimizi sundum. Sonuç itibariyle bunların birçoğunun gündeme dahi alınmamış olması benim içimde bir sıkıntıya neden oldu. Kayseri'de yaşayan, Koca Sinan'da doğmuş, büyümüş bir insan olarak diyorum ki ben de vatandaşım, ben de görüyorum. Ben de meclis üyesiyim, ben de dile getiriyorum. Bunların biri eksik, biri yanlışsa mutlaka birkaçı da doğrudur. Bunların da gündeme alınması lazım dediğimde sonuçta gündeme alınmadığını görünce de ben Milliyetçi Hareket Partisi'nden Koca Sinan Belediye Başkanlığı için aday adaylığımı açıkladım. İnşallah aday adaylığı süreci adaylığa dönüşür ise Kayseri kamuoyuyla bu eksiklikleri giderme anlamında, daha iyi projeleri hayata geçirme anlamında Koca Sinan halkını dünya sıralamasında seviye olarak üst klasmanlara götürebilecek projeleri inşallah anlatacağım, paylaşacağım. Muhtemeldir ki katkılar da sağlanması gerekecek. Bunlarla ilgili projelerimizi bir tamam 4-5 yıl içerisinde Koca Sinan'da hayata geçireceğiz. Koca Sinan veya Kayseri bölgesinde ben adayı olmadan önce de Kayseri kamuoyunun takdirle karşıladığı konuşmalara şahit oldum. Eleştiriler oldu mu? Belki de hiç olmadı diyecek kadar az. Ama takdir konusunda sivil toplum örgütlerinden veya diğer partilerden, özellikle Adalet Kalkınma Partisi'nden, Cumhuriyet Halk Partisi'nden, İyi Parti'den, Saadet Partisi'nden çok güzel ifadeler aldım şahsımla ilgili. Kayseri'nin sorunlarını medeni bir cesaretle dile getirdiğim söylendi. Umut ediyorum adaylık sürecinde de bu sohbetlerin, bu teveccühün, bu ilginin, bu alakanın ben sandığa yansıyacağı kanaatindeyim. Bununla ilgili biz eğer bu seçimlere adaylığımız kesinleşir de girersek bütün partilerin, seçmenlerinin oyuna talip olacağız. Oturduğumuz koltuğun hizmet koltuğu olduğunu herkese göstereceğiz. Biz belediyeye girdiğimiz zaman vatandaşımızı karşıladığımız anda görecek ki belediyecilik aslında yıllardır Kayseri'de yapılmamış. Örnek vereyim. Ben halkın arasında olacağım. Örnek vereyim. Makam odamın kapısını örtmeyeceğim. Halkıma ait olan bir odada ben kapımı açıp bütün görüşmelerimi vatandaşlarımla yapacağım. Randevu tabirini sadece içeride misafirim varsa belki birkaç dakika dışarıda oturmakla geçirteceğim ama o gelen bütün partilerimin, seçmenlerinin veya sorumlu arkadaşlarımın işlerini kapıda karşılayacağım, odamda ağırlayacağım, dertlerini dinleyeceğim, çözümle ilgili bütün birimlerimi harekete geçireceğim. Oturan bir belediye başkanı olmayacağım. Metal yorgunluk anlamında en azından şu an kendimde bunu görmüyorum ama iki dönem yapma şansını yakalarsam üçüncüyü ben talep etmeyeceğim. Çünkü bir görevi devamlı yapan bir vatandaşın aynı görevden yorulduğunu vatandaşımız görüyor ve biliyor. Enerjik birçok arkadaşımız var. Bu kişi bırakırsa peki kim olacak alternatifini 81 milyon var diye hitap ediyorum ben. Bu anlamda vatandaşımızın sadece düğünlerinde görünen bir belediye başkanı değil, sokakta yürüyen, nasıl seçimde oy isterken aralarındasın, seçimden sonra da seçilen bir belediye başkanının arasında olmasını istemek en doğal hakkıdır vatandaşımızın. Bu anlamda tahmin ediyorum vatandaşımız dertlerini bizzat şahsıma söyleme şansını yakalayacaklar. Belki yapamayacağım hizmetler olacak. Bunu da o arkadaşlarıma nedenin içinlerini net bir şekilde kendilerine söyleyeceğim. Bir sigara kağıdına yazıp da sonra unuttum politikasını artık siyaset literatüründen çıkartacağım.